Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere seramik tabak yapımından bahsetmek istiyorum. Hangi çamurdan ne yapılır, nasıl desen verilir, boyanır, fırınlanır? Bunları kısaca değinmek istiyorum. İlk etapta şöyle bir başlayalım. Bakın bu beyaz çamurdan yapılmış olan bir tabak. Şu şekilde göstermek istiyorum. Genelde tabaklar ve kupalar işte bu şekilde kaseler olmuş olsun. Beyaz çamur tercih edilmesi daha güzel. Niye? Çünkü tabağa vermiş olduğunuz boyayı daha çabuk. Mesela bunu da bir kat ya da iki kat sürdüğünüz zaman yeterli oluyor ama kırmızı çamurda eğer renkli bir şey çıkarmak istiyorsanız boyayı kat kat sürmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ben bunları biraz ham halleriyle bıraktım. Biraz sadece şu vermiş olduğum desenin çıkmasını istediğim için çok hafif bir lacivert ya da siyah sürdüğümü hatırlıyorum. Evet, şöyle lacivert. Koyu bir lacivert sürdüğünüzde zaten bir tık koyası çıkacağı için fırından sonra siyah gibi gözüküyor ve desen daha çok ortaya çıkıyor arkadaşlar. Peki bu desenleri nasıl verdik? Şöyle göstermek istiyorum. Şu şekilde bildiğiniz kurabiye kalıbı arkadaşlar. İstediğiniz şekilde kurabiye kalıplarını kullanabilirsiniz. Mutfaktan herhangi farklı materyalleri kullanabilirsiniz. Yani her türlü aklınıza ne geliyorsa. Yani hayal gücünüze bağlı arkadaşlar. Birazdan şu tabakları anlatacağım. Bunlar mesela dantelden yapmış oldum. Tabaklarım. Şu şekilde çamuru kesiyorsunuz ve şu hafif bir kavislik veriyorsunuz. İster bu tablo düz kullanabilirsiniz servis için. Ama ben çok hafif şöyle bir kavislik verdim. Bunları ellerinizle yapıp altına tabii ki biz böyle gazete parçaları da yerleştiriyorduk ama bir kalıp uydurabilirsiniz arkadaşlar. Daha güzel olur. Bu şekilde kestikten sonra ama düz halindeyken bu şekilde baskı yaptım ve şu şekilde ben kesmiş şöyle göstereyim. Şu şekilde kesmeyi tercih ettim. İsterseniz düz bırakabilirsiniz. Ya da her yeri desen de yapabilirsiniz. Bu size bağlı arkadaşlar. Bu birazcık daha bu şekilde genişledim. Bakın burada desenin ve şeklin daha güzel olduğunu göreceksiniz bu tabakta. Şöyle gösterelim. Bundan iki tane yaptım mesela. Bunları kurabiyelik ya da kahve sunumlarında da kullanıyorum ben. Gelelim şöyle. Mesela arkadaşlar şöyle kalıplarımız var. Yani kurabiye kalıplarım. Şundan bir kase yapmıştım. Mesela yaprakları. Aslında bu kalıplar daha güzel. Yani açtınız. Yapıp batırdığınız zaman hani bunu elinize çıkartıp direkt uygulayabiliyorsunuz. Bu şekilde. Yani her türlü kurabiye kalıbı sizin çok işinize yarayacaktır seramikte arkadaşlar. Bunların desenine gelecek olursak dantelden yaptım arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Böyle ince uzun bir kayık tabak yapmak istedim. Böyle. Burada da 6 tane olması gerekiyor. Şöyle gösterelim. Evet. Yani ben bunu kahvaltılık diye düşünmüştüm ama sonrasında işte bir misafir geldiğinde ya da gündelik olarak işte kurabiye olsun. Yani kahvaltılıkla da kullanılabilir aslında. Yani kişinin tercihine bağlı. Bunlar da 6 tane böyle. Çünkü çamur o kadar verimli ki arkadaşlar bayağı bir tabak çıkartabilirsiniz. Bu şekilde bakın. Böyle. Bir sürü yapmışım. Yani o gün sırf tabaklara çalışmışım diyebilirim. Ve şu altlarındaki şu kısımlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi bunları biz eğer yapmazsak, bunu düz bir şekilde böyle fırına koyarsak, bu altındaki bu parlaklığı bulamayız arkadaşlar ve sırlama denen olay olmuyor o zaman. Mesela şu kısımlar daha nasıl diyeyim? Kaygan değil. Yani şu sırlama parlaklık yok. Bunlar tabağınızı koruyor ve fırına yapışabilme özellikleri var. Tabağınızı sağlam alamazsınız. Bu açıdan çok önemli arkadaşlar. Ve hepsinde bunu uygulamak zorundasınız. Bu şekilde. Yani ben böyle yapmayı tercih ettim. Bunu bütün de yapabilirsiniz. Ya da şöyle üçlü de geçebilirsiniz. Bu size bağlı. Bunu her türlü çalışıyor. Ya da şöyle göstereyim. Bakın. Bunları çalışmadım. Ama bunu sırladınız komple.
Bu altını mutlaka silmeniz gerekiyor. Çünkü sır dediğim gibi fırına yapışıyor. Tabağınız orada yapışıp kalır arkadaşlar. Eğer ki hani bu kısım bu şekilde parlak olsun derseniz buna da altına bir şu şekil bir oval çalışma ya da şöyle iki tane çamur çizgi kullanarak yapabilirsiniz. Bunları da arkadaşlar bu arada bahçemizdeki bir çiçeğimizin yaprağıydı bunlar. Bir çan ağacı çiçeği var. Onun böyle büyük yaprakları vardı. Onlardan kullandım. Çamuru açıp yaprağı üstüne damarlı kısmından şöyle göstermek istiyorum. Şu yeşilini göstereyim. Damarlı kısmından ters olarak yapıştırıyorsunuz ve merdane ile üstünden geçip sonrasında kesme işlemini yapıyorsunuz. Neşterinizle, bıçağınızla ya da diyelim. Sonrasında bu kavislik kısmını böyle elinizle veriyorsunuz. Bunların işte dediğim gibi gazeteler koyuyorsunuz bu altlarına. Hani bu çamuru bu şekilde tutması için. Düz bırakmak isterseniz düz. Bunları da yine kahve sunumlarında kullanıyorum ben. Bu şekilde. Şöyle bahsedelim. Bunun tekniğinden bahsetmek istiyorum. Boya ve sil tekniği bu. Bu fırından geldi, püsküvi oldu. Boyayacaksınız arkadaşlar. Direkt buna birazcık daha boyayı sulandırıyorsunuz. Sulu bir şekilde boyayı sürdüğünüzden bu kısımları zaten boya işlemiş oluyor. Sonradan süngerinizle hafif ıslatıyorsunuz nemli bir şekilde. Süngerinizle burayı siliyorsunuz. Çok hafif. Ve bu boyalar burada zaten kalıyor arkadaşlar. Eğer daha koyu olmasını istiyorsanız ya da daha silik daha az uyguluyorsunuz. Ya da boyayı daha çok iki kat biraz daha kuruduktan sonra bir kat daha geçiyorsunuz. Yine aynı şekilde boya ve sil tekniğiyle bu şekilde bir desen veriyorsunuz. Bu şekilde boyamış oluyorsunuz. Pardon. Bakın mesela şunu da maviye uygulamışım arkadaşlar. Aynı teknikte. Boyayı uyguluyorsunuz ve siliyorsunuz. Dediğim gibi eğer bunu komple mavi ya da kırmızı yapmak istiyorsunuz diyelim. Bunu birkaç kat sürmek zorundasınız arkadaşlar. Kuruduktan sonra bir kat daha. Kuruduktan sonra bir kat daha. Yani bu kahverengilik ham halini istemiyorsanız boyayı birkaç kat yapmak zorundasınız. Bunu da mesela yeşil uygulamışım. Bu şekilde. Kenarlarını da siyah geçmişti. Biraz daha böyle bir kontür tarzı olsun diye. Bu şekilde bakın bunların altını yani sırlı yapıyı silmemek için bunların altını da bu şekilde çamurdan şeritlerini alt ayak da diyebiliriz. Yani koyduğumuz zaman biraz daha şöyle duruyor. Bunları farklı amaçla aslında düşünmüştüm ben. Ama kahve sunumlarına da güzel olduğu için farklı kullanıma geçtiler. Aslında dekoratif bir şeyler de kullanacaktım. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle şu dantelleri göstermek istiyorum. Bunu yaptığım dantelimi bulamadım ama bundan da çalıştığım ürünlerim var. Bu daha farklı bir dantelde, daha inceydi. Ama burada yani bu şekilde pamuklu kumaştan olanlar da işinizi görür. Ama naylonlardan olan dantelleriniz daha ya da hazır güpürler olabiliyor arkadaşlar. Hazır güpürler de çok da güzel modellemeler çıkartır. Bu şekilde videomu faydalı bulup beğendiyseniz beğenme butonuna basmanız benim için çok önemli. Görüşmek üzere arkadaşlar.